Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eşkıya işaret mantıkları videosunda tekrardan baş başayız. Evet arkadaşlar, söz verdiğimiz üzere eşkıya işareti ve mantıkları üzerine hazırladığımız video serilerine devam ediyoruz. Bu videomuzda eşkıya işareti ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Bu videoda diğer videolar gibi sürükleyici, heyecanlı ve bir o kadar da bilgi dolu olacak. Umarım beğenirsiniz, umarım keyifle dinler ve izlersiniz. Dilerseniz arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim ve konumuza başlayalım. Eşkıya işareti, çözüm yolları. Yine burada iki tür yapıya bakmak gerekir. Birinci grup, eşkıyalarda para alınması işlemi başkasına bırakılacaksa tarifle bulunacak 3 ayrı işaret üzerinde gömü yapılır. İlk işaret daima doğaldır. Yani gömü ile hiçbir alakası yoktur. Köprü, çeşme, hatta köy bile bir işaret olabilir. Bu işaretten diğer işaret net bir tarifle bulunabilir olmalıdır. Köprüye çıkınca karşı kayalıktaki mağaraya git gibi. Buradan ikinci işarete gitmek gerekir. Sabit nesneler tercih edilir. Kayalık üzerinde mağara, delik ya da kayalığın kendisidir. Eşkıya paraları genelde taş içindedir. Toprak içine gömülmüş eşkıya parası çok nadirdir. İkinci işaret için gidilen bölgedeki işaret ya çeteyi simgeler ya da dini bir ritüelle alakalıdır. Örnek verecek olursak, adam çetesi için kartalı sembol seçmişse bir kartal işareti burada daima ikinci işaret olacaktır. Etnik kökenli bir çete ise Rumlar için çatallı Bizans haçı bir işaret kabul edilebilir. İkinci işaret kolay bulunacak bir noktadadır. Ufak bir arama ile bulunur. Burada elinizde belgeniz yoksa dahi kombinasyon sayısı azdır. Kartalı ele alırsak bir işaret olarak kartalla tarif edilebilecek üçüncü işaret 3'ü 5'i geçmez. Ya kartalın baktığı yer diyecek, ya açık kanadı istikameti diyecek, ya da ayağı diyecek. İlla ufak bir alanda sıkışıp kalacaktır. İşaretlerin hiçbirinin malı yüzlerle ifade edilebilecek kadar uzakta değildir. Doğal olarak işaretten çok uzaklara bakmak gerekmediğine göre mantıklı anlatım yolları ile dikkat çekici sabit objeler aranmalıdır. Kartalın baktığı yönde 30 metrede bir kara taş olacak gibi mesela. Buradan üçüncü işarete hareket edilir. İşaretin alternatifleri ile değerlendirilen istikametlerde sabit nesnelerde üçüncü işaret aranır. Üçüncü işaret ise daima ufaktır. Basittir. Bir parmaktan büyük belge genelde son işaret olduğu için yemin ya da dini bir simge kabul edilen işaretler seçilir. En çok tercih edilen istavroz işaretidir. Bu istavroz define işareti ile alakalı bir video hazırlamıştım arkadaşlar. Eğer ilginizi çekerse kanalımda istavroz define işareti çözümü başlıklı videomu izleyebilirsiniz. Ve kaldığımız yerden devam edelim tekrar arkadaşlar. Bu işaret bulunduğunda para ya kayanın içindedir ya da altındadır. İkinci grup eşkıyalarda durum bir hayli zordur. İşaretle ilgili kayıt bulmak gerekir. Bu kayıtlarda izlenecek en mantıklı yol eşkıya ile merkezi otorite, eşkıya grubu arasında bağlantıyı sağlayan kişilerin boş boğazlıklarının günümüze uzanan dedikodularıdır. Genelde bu kişiler o bölgelere yakın bir kilisenin papazı ya da devşirme bir yöneticisidir.
Kayıt bulunduktan sonra kayıtta bulunan bölge ile kayıt örtüştürülür. Doğru bölgede doğru işareti aramak şarttır. Farklı bölgelerdeki aynı işaretler sizi paraya götürmez. Mesela topal ayının parası her yerde eksik ayının altında değildir. Kayıtlar genelde 3 parçadır. Birinci parça yeri verir, ikinci parça işareti verir, üçüncü parça nasıl alınacağını anlatır. Bugünkü kayıtların neden sonuçlanamadığı açıklaması budur. Bu kayıtlarda anlatılan işaretler kapalı mağaranın içindeki işaretlerdir. Bölge içinde gezin durun. Kapalı mağara içindeki faytonu nasıl görüp de atın kırık ayağı altındaki parayı alacaksınız. Her üç kayıt da elinizde değilse işiniz bir hayli zordur. Kayıt elimizde ise ya da piyasa belgelerinden birine uyan bir yer tespit ettik isek, öncelikle mesafeleri gösterir şekilde bir harita düzenlenir. Bu harita ile belge karıştırılarak hangi işaretin hangi bölgede olduğuna bakılır. Belge ile uyumsuz olan işaretler sahte işaretlerdir. Sahte olmadığına kanaat getirdiğimiz işaretin çözümü belgesinde vardır. Bu işaretlerin elimizde hiçbir kaydı yoksa yapmamız gereken ilk iş işareti iyi incelemektir. İşaret asla ama asla baştan savma yapılmamıştır. Örnek olarak bir kartalı verelim. Bir kartal tüm her şeyiyle kartaldır. Sert mermer taşa yapılır. Gözü, kaşı ve tüylerine kadar her şeyi vardır. Bir uvuzu eksikse veya genel simetriye uymuyorsa bu kesinlikle orijinalinden dolayıdır. İşaret üzerinde genellikle bir dengesizlik görülmez. Dengesizlik görülen kısım varsa yorum bu kısım üzerinden başlanarak yapılmalıdır. Özellikle eksik uzuv konusu bu tür işaretlerin temel direğini oluşturur. İşaret eksik uzva göre yorumlanır. Bu tür işaretlerin paraları iki parçadır. Birinci parça alınabilecek daha basit yerde ufak bir miktardır. İkinci para çok büyüktür ve alınması bir hayli zordur. Mahzen tarzı büyük odalarda, özellikle Roma dönemine ait kilise tarzı yeraltı mabetlerinde ve derin mağara diplerindeki gizli bölmelerde saklanır. Kale tarzı yerlerin mahzenlerine saklanmış paralarda kale ufaksa iz kalmayacak şekilde tahrip edilir. Eski dönemlere ait mezar odaları açılır ve açıldığı şekliyle kapatılır. Bu tür paraların gömülmesinde dini ritüeller uygulanır ve bu ritüellere uygun işaretler yapılır. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzun da bu konumuzun da sonuna geldik. Eşkıya işaret mantığı ve eşkıya işaret çözümlerinden bahsettik ve bu konumuzu iki videoda derledik, topladık ve bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif alarak dinlemiş ve izlemişsinizdir. Arkadaşlar, kanalıma henüz abone değilsiniz. Abone olursanız çok ama çok sevinirim. Kanalımızın büyümesi ve bu tarz videoların devamı için gerçekten bu çok önemlidir. Videoyu izleyip dinledikten sonra keyif aldıysanız ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Her videonun açıklamasına yazdığım gibi bu videonun da açıklamasına sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum arkadaşlar. Bu linklere tıklayarak sosyal medyadan da takip edebilir ve aynı zamanda şahsıma da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrardan buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.